Of ya, bu Esma da nasıl düştü bu bisikletten anlamadım. Hemen gideyim de annesine haber vereyim. Teyze, aç kapıyı. Of ya, neden duymuyor acaba? İyi, bana da çok kızacaklar. Pelinsu, ne oldu kızım? Yine elini zilin üstüne unuttun. Teyze, neler oldu neler bebeği sen? Bir şey söyleyeceğim ya, Esma'nın bisikleti sende ne arıyor? Şey ya, Esma ile biz bisiklete biniyorduk ya, o düştü, bacağı çok acıyor, aşağıda gelemedi. Ne diyorsun sen Pelinsu, çekil oradan. Çekil, nerede Esma? Apartmanın girişinde teyze. Acaba yaramaz Pelinsu Esma'yı ne yaptı? Esma, Esma anneciğim. Ne oldu? Düştün mü? Neren acıdı? Bacağın mı, kolun mu? Bacağım. Çok acıyor. Geç, geç çabuk gel. Gel anneciğim gel. Pelinsu da senin bisikletini almış yukarı geldi Esma. Her şeyi anlattı bana. Çok mu acıyor anneciğim bacağın? Çok acıyor. Basamıyorum anne. O zaman eve kadar çıkalım asansörle, tamam mı? Tamam. Hemen doktor amcayı çağıralım gelsin. Yürü bakalım. Uf ya, keşke gitmeseydin Esma Pelinsu'yla. Sen neden gittin ki Pelinsu'yla dışarıya? Anlayayım anne. Gel gel. Hadi bas anneciğim asansöre, dur. Keşke yollamasaydım Esma'cığım. Gel bakalım anneciğim. Ah yaramaz Pelinsu. Bakalım. Acıyor mu? Çok acıyor. Bakabilir miyim? Ay Esma çok kötü olmuş anneciğim bacağın ya. Dur bakalım, hemen doktor amcayı arayayım gelsin, tamam mı? Tamam. Biz çünkü şimdi gidemeyiz hastaneye. Pelinsu evde mi? Bilmiyorum ki, ben hemen koşarak geldim senin düştüğünü duyunca. Belki gitmiştir, kendi evine gitmiştir. Çık bakalım. Hani burada mı Pelinsu, bakayım? Yok. Aa, burada yok. Bak bisikleti buraya koymuş gitmiş Esma, gördün mü yaramaz kızı? Nereye gitmiş bu kız Esma'cığım? Korkudan kaçtı gitti galiba. Dur bakalım. Gel şimdi anneciğim, şöyle hemen oturalım. Ben doktora arayacağım. Gelip seni tedavi edecek. Tamam anne. Uzan bakalım böyle. Of çok acıyor anne. Gerçekten çok acıyor. Pelinsu'nun yüzünden hep değil mi? Evet. Bu yaramaz kız bir şeyler yapmayı başarıyor Esma'ya. İyi karşıma çıktıysa ondan sonra hemen pat diye yere düştü. Sen çağırmışsın ya Esma. Neyse dur bakalım, ben hemen telefonu bulup doktora arayacağım. Bekle beni burada. Ay Esma'lar geldi galiba. Bakayım. Canım arkadaşım bacağı çok acımış ya. Ama bana çok kızıyor. Uf, ne yapsam ki acaba? Doktor da geldi. Buyurun doktor bey. Evet hastamız Esma. Evet içeride. Doktor da ne çabuk geldi böyle. Doktor bey. Seni yaramaz seni. Doktor bey, kızım bisikletten düşmüş. Aslında arkadaşı iteklemiş. Bacağı birazcık yaralandı. Biz de hastaneye gelemediğimiz için sizi çağırdık. Hadi Esma, acıyor mu anneciğim? Çok acıyor. Çok mu acıyor? Dur bakalım, şimdi doktor tedavi edecek, merak etme anneciğim. Ay doktor da biraz sinirli mi ne? Ay. Yaramaz çocuklara galiba birazcık kızıyor gibi Esma. Ay, Esma bir bakalım ben. Mikrop kapmış mı doktor bey? İşime karışmayın lütfen. Doktor amca ya. Yoksa sen bana kızıyor musun böyle yaramazlık yaptığım için? Tabii yaramaz çocuklara çok kızarım ben. Bir bakayım ben ateşim var mı diye şöyle bir. Havada çok sıcak ki ateşi evet. Çok yüksek olabilir doktor bey. Ona baktık. Kaçmış ateşi söylemediniz. Sır gibi saklıyorsunuz galiba. Lütfen işime karışmayınız. Tek dedi. Evet. Aa. Ne spreyi o? Merak ediyoruz da biz. Dezenfekte mi ediyorsunuz doktor bey? Evet dezenfekte edeceğim. Bir de saracağım bacağını Esma'nın. Kırık çıkık yoktur inşallah. Onu Allah bilir. Ama siz doktorsunuz ya, bir film falan çekseydiniz keşke, röntgen falan yok muydu öyle bir aletiniz? Aa, Esma, doktor çıldırmış gibi aynı. Aa, ama böyle olmaz ki, ne yaptınız bir dakika. Doktor bey yanlış yaptınız böyle. Ya böyle tedavi olmaz ki. Aa.
Dur yavrucuğum. Gülme yavrucuğum, gülme, hassasın sen. Ama yanlış sardınız bacağını. İşime karışmayın lütfen. Allah Allah. Doktor amca, neden bacağımı bağladınız? Bir daha yerinden kalkma, yaramazlık yapma diye. Aa, bu da güzel bir çözümmüş. Aa, kafasına da yara bandı yapıştırdı. Esma, sen kafadan yaralanmış mıydın? Yok. Doktor amca, neden kafama yara bandı yapıştırdınız? Sadece bacağım acıyordu benim. Yavrucuğum, ben doktorum. Tedavini şu anda yapıyorum. Lütfen işime karışma benim. Sen zaten çok yaramazlık yapmışsın. Bak, bacağın da acımış. Ben şimdi sana bir ağrı kesici vereceğim. Doktor amca, niye ben şurup içiriyorsunuz? Ağrı kesici ya, ağrı kesici. Ben hasta mıyım? Evet, şu an bacağın hasta. Anneciğim, birazcık ateşin çıkmış olabilir heyecandan galiba. Onun için veriyor. Aa, acı mı acaba? Esma da acı şurup içmez ki. Tamam, ben kendimi çevireyim. Hayır, olmaz. Esma'cığım, aç ağzını. Doktor amca sana ağır kesici şurup içiriyor. Tadı nasıl? Çok acı. Çok mu acı? Doktor bey, tadına bir bakar mısınız? Acı mı gerçekten? Mükemmel bir tadı var. Doktor da şurup içti Esma. Aç o zaman Esma'cığım. Hadi ağzını. Açmam, açmam. Asla açmam. Çok acı bu. Ama bunu içmezsen bacaklarını çözmeyeceğim. Hep böyle kalacaksın. Ne? Olamaz. Bunu içmem lazım. İçmeyeceğim. İç, iç Esma'cığım. İşte ağrıların ki senin bacağın acıyor diye bir tane. Olmaz. Doktor bey, başka bir ilacınız falan var mıydı? Esma şurup içmeyi sevmiyor da. Hemen bakalım, bu yaramaz kız acaba ne verebiliriz? Yaramaz mı? Sen sonra yaramaz. Bana yaramaz dedi anne ya. Şşt, doktorlara, büyüklere öyle söylenmez Esma. Bekle bakalım. Aa, doktor Esma'ya ne yapıyor ya? Acı şurup mu içeriyor yoksa? Ah ya, üzüldüm ya arkadaşıma da. Anne, bakar mısın? Arkanda Pelin Su var. Doktor amca, o kız düşürdü beni. Gel kızım buraya bakayım, bir gel buraya. Olamaz ya, doktor amcaya yakalandım. Ne oldu ki amca, ne istiyorsa benden. Ben düşmedim, hiçbir yerinde acımıyor. Doktor amca, şu steteskopu versene, arkadaşlarımı tedavi edeceğim. Bıraksana yavrucuğum, bırak. Kızım, aa, bıraksana. Kızım ne yapıyorsun? Pelin Su yapma, doktoru da kızdıracaksın. Ya versin ya, ne olacak? Ana, ana! Ne sıkıyor doktor amca ya? Ne ya, bir tilacı mı bu? Bu ne yaramaz bir kızmış böyle ya, mahvettin bizi ya. Ay. Vallahi ya, meslek adına ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir rezalet görmedim. Ay doktor bey, gözünüz falan yamulmuş. Üstünüz başınız darma duman olmuş. Kusura bakmayın, Pelin Su birazcık yaramazdır da. Biraz mı? Evet, birazcık yaramaz. Ben böyle çocuk görmedim ya, vallahi yani. Öyle rezalet görmedim ya. Esma'nın arkadaşı olur, kendisi de birazcık da gıcıklık yapabiliyor değil mi? Esma biraz ne yaptı yapalım doktora böyle ya? Anlamadım. Doktor bey, bizim size... tedavimiz bitti mi? Esma'cığım, bu sende dursun. Tamam. Yaramaz arkadaşı gelince bak şu şekilde. Şöyle pıs pıs pıs. 3 pıs yapacak. Her sene 3 pıs, tamam mı? 1, 2, 3. Bunun için Pelin Su savar, tamam mı? Pelin Su savar. Çok teşekkür ederiz doktor bey. Biz bu bacağımızın sargısını ne zaman çıkartacağız acaba? Esma ne zaman dursun? Yaramazlığı bırakıyorsa o zaman çıkaracaksınız. Ha tamam, otur Esma'cığım, hiç kalkma, tamam, birazcık böyle dur anneciğim. Tamam ya, bana sıkmayacağım. Pelin Su değilse ona sıkacaksın. Galiba içinde su var. Evet. Hadi gel bak. Teşekkür ederiz doktor bey. Hoşçakalın. Tamam, hoşçakalın, görüşürüz. Güle güle. Ay, Esma'cığım, bizim eve gelen doktor da bir değişik, gördün mü? Pelin Su için su verdi bize. Su pompası gibi. Hadi bakalım anneciğim, yat da böyle dinlen birazcık, tamam mı? Yine şanslı günündeyim ya. İşte girdim eve. Çünkü bu şapşallar kapıyı kilitlememişler. Hemen evdeki değerli eşyaları bulmalıyım. Burası da boş.
ortada hiçbir şey yok ya. Ne yapacağım ben şimdi? Patrona ne söyleyeceğim? Kedi sesi. Evet, kedi varmış burada. Pisi pisi. Bu kediyi kaçırırsam ne güzel olur. Evet, hadi gel bakalım. Seni şimdi kafesine koyacağım, tamam mı? Gelsene pisi pisi, nereye kaçıyorsun ya? Yakalayacağım. Aa, bak bak bak, yine kaçtı. İşte bu kadar. Çok yoruldum. Evde kimse yokken birazcık yatıp da dinleneyim. Kediyi de aldım nasıl olsa. En iyisi birazcık dinleneyim. Hadi çık bakalım anneciğim. İyi gezdik ama değil mi? Evet. Aa, Esma. Bu ayakkabı. Bu ayakkabılar da kimin? Kimler ne? Kim var evde Esma? Anne, bu bizim ayakkabımız değil. Evet, yabancı birisinin ayakkabısı. Bizim evde ne işi var? Kapıyı kilitlemedik mi? Anne, kapıyı kilitlemeyi unuttuk. Sus Esma, ses sus. Demek ki içeride yabancı birisi var. Bekle anneciğim. Dur yavaş. Ses yapmayalım. Evet Esma, kapıyı kilitlemeyi unutmuşuz anneciğim. Çabuk girelim içeri. Çabuk gir, yavaş. Bakayım. Aa. Esma, çabuk gir, çabuk gir. Çok sessiz olmalıyız, tamam mı? Dur. Aa, bir yerden horlama sesi geliyor. Kilitleme kapıyı. Allah'ım ya Rabbim ya, bu kız iyice şaşkın. Evden çıkarken kapıyı kilitlemiyorsun. İçerideyken kilitliyorsun. Tarçın nerede? Aa, kedi yok odasında. Horlama sesleri geliyor. Kim var? Hırsız. Hırsız mı? Bakayım. Esma, hırsız. Ne yapacağız? Kedimizi baksana Esma. Kaçıracak galiba, kafese koymuş. Dur. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Esma buraya gel. Esma buraya gel ya. Beni dinler misin? Şimdi bu acemi hırsıza tuzak kuracağız, tamam mı anneciğim? Kedimizi kurtaracağız ama onu da pişman edeceğiz. Anne sessiz ol. Odama gidelim de plan kuralım. Kedim ağlıyor. Evet, kedimiz ağlıyor. Hadi yürü Esma, çabuk çabuk. Bakayım. Ay, yaramaz. Ya, yaramaz da değil ki bu. Acemi hırsız. Baksana, hırsızlık yapmaya geldi, evde uyumuş. Ne yapacağız Esma? Aklında fikir var mı? Var. Onlar ne? Plastik böcek. Plastik böcek mi? Ne yapacağız peki bunlarla? Çıkart bakalım. Acemi hırsızı evden kovalayacağız. Evet. Çok iyi. Esma ne yapalım biliyor musun? Anne şu büyüklüğüne bak. Böcek mi yapalım? Ay Esma, şu plastik yılan var ya. Bunu ne yapalım biliyor musun? Kedimizi alalım Esma. Onun yerine de bunu koyalım, tamam mı? Hadi gel. O dursun, onu boş ver. Tamam, onu boş ver Esma'cığım. Yürü. Hazır mısın? Olur anne. Tamam, sessiz olalım. Yürü. Hırsızdan önce davranmamız lazım Esma. Ay keşke polisi arasaydık. Aa, biz neden polisi aramadık ya? Aldın mı? Tamam, sen kaç, sen kaç. Sen kaç, git çabuk 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 çabuk. Hırsız uyanmadan. Hemen. Evet, bu yılanı da buraya koyalım. Tamam. Ay, hemen kaçıp gitmem lazım. Polis arayacağım. Evet, polis ar. Esma, polis arayalım, tamam mı? Telefonum neredeydi? Kız, benim telefonum nerede? Çantam nerede? Çantam burada. Telefon yok. Tarçın, neden mi yavlıyorsun ya? Hırsızı uyandıracaksın şimdi. Gir gir gir. Çabuk çabuk Esma, çabuk gir. İçeri girsene. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen polisi arıyoruz, tamam mı? Hemen polisi arayacağım. Gelsin hırsızı hemen tutuklasın, yakalasın. Ben polisi ararken Esma, bir de ne yapacağız biliyor musun?
Gürültü yapacağız, tamam mı? Hırsıza bakacağız. Kediyi yerinde bulamayınca acaba ne yapacak? Anlaştık mı? Neyse. Tamam, ben polisi aradım. Şimdi onlar gelecek. Biz şimdi buradan çıkalım yavaşça. Yavaş, çok ses yapma. Çık çık çık. Çık 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 çık. Şşt, Esma. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi buraya gizleneceğim. Sen ses yap bakalım hırsız neler yapacak, tamam mı? Tamam. Dur. Yavaş. Orada mı hala? Kaç. İnanmıyorum ya. Uyuyakalmışım. Allah, geç kaldım. Ev sahipleri mi geldi acaba? Bir gürültüler var. Dur bakayım şu kediyi bir kontrol edeyim. Ondan sonra da hemen buradan kaçıp gitmem lazım.